Herkese selamlar, saygılar. Alfa Solar Enerji hissemize tekrar beraberiz arkadaşlar. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi grafiğe geçelim. Alfa Solar Enerji'yi şöyle satış baskılarıyla gelen bir grafik görüyoruz. İki tane sel yanmış ve zaten düşmeye başlamış arkadaşlar ama şöyle yakından incelersek durumlar ne oluyor? Ya benim şimdi şurada gözüme çarpan bir nokta daha var. Şurada da var ama o pek durumla alakasız gibi. Yani ufaktan ufaktan değdirmeye çalışıyor. Şurada da değdirmeye çalışmış ama kıramamış. Yani HMA-V indikatörünün yanmasıyla da olabilir. Ama arkadaşlar tekrar satış devam etmiş. Yani şuradaki kısım kendini baskılamış sat sinyalleri. Şuradaki 3 tane yeşil görüyorum. Onlara da yenik düşmüş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şurada da aynısını yapmış. Mavi çizgi, sarı çizgiyi kırmaya çalışmış, kıramamış. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Acaba pazartesi kırar mı diye bir soru aklıma geliyor. Yani şurada da aynı şey var arkadaşlar. Kırmızı MACD mumları giderek azalıyor. Rengi de zaten açık kırmızıya dönüyor. Şuradaki kısalığı görüyor musunuz? Aynısı burada da yaşanıyor arkadaşlar. Acaba kendini pazartesi atar mı? Yani belki hafta sonu Alfa Solar'ı bu şekilde gören kişiler belki giriş yapabilir. Ama genel manada görmek, duymak gerekiyorsa hala tam şartlar oluşmuş değil arkadaşlar. En son yanan ne? HMA-V indikatörüne göre kırmızı daire. Mumlara bakıyoruz, onlar da kırmızı. Alttaki çizgilere bakıyoruz, onların da hala sat sinyali verdiğini görüyoruz. Çünkü sarı maviden üstte. Arkadaşlar ben şahsen pazartesi net durumu görmeden hani grafikler en azından biraz olumlu şekilde olmadan Alfa Solar'a girmezdim şahsen. Bu benim kendi şahsi yorumum. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın derim. Yani genel yorumum bu şekilde arkadaşlar. Alfas benden biraz uzak konumda gözüküyor. Alfa Solar Enerji'nin teknik kısmına investing'den geçersek. Şimdi teknik indikatörlerde al vermesi güzel. Özet olarak 15'in yukarısında kalması güzel. Hareketli ortalamalarda da gayet olumlu bir senaryo var. Satların sıfır, alların da gayet iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Alfas'ın özet raporunu da buraya bırakıyorum. Özet gelir tablomuz gayet olumlu. Özet bilançodaki sadece şuradaki olumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Borçlara biraz artış göstermiş %81 oranıyla. Bunu da buraya bıraktım arkadaşlar. Grafikle videomu sonlandırmak üzereyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.